Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hem gelir sağlamak için hem de hobi olarak canlı yayınlar yapıyoruz. Bu canlı yayınlarımızı daha çok YouTube veya Twitch üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu, canlı yayın platformlarının bizlere sunmuş olduğu seçeneklerin dışında para kazanmak için farklı bir seçenek daha sizlere göstereceğim. Bu göstereceğim seçenekte izleyici sayınız, takipçi sayınız, partner olup olmamanızın bir önemi yok. Sadece sizlerle birlikte bir site aracılığıyla kendi yayınlarımıza reklam ekleyeceğiz. Ve bu reklamlar sayesinde ak masada damlar mantığıyla ufak ufak paralar kazanabileceğiz. Aklınızda çok büyük büyük rakamlar kalmasın. Zaten hali hazırda bir yayın açıyorken neden ekstradan da 3-5 kuruş bir şey gelmesin diye ekleyebileceğiniz bir eklenti. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, sitemizin adı livat.stream. Ben sizlere açıklama kısmında bir referans linki oluşturacağım. O referans linkiyle kayıt olursanız bana da çok minik de olsa bir destekte bulunmuş olabilirsiniz. Şimdi sizlere daha rahat anlatabilmek için bu sayfayı bir büyüteceğim sizlere. Sitemize giriş sağladığımızda sağ üst köşede Sign Up bölümü bizleri karşılayacak. Sign Up'a tıkladığımızda önümüze gelen sayfadan hangi platformda bu uygulamayı kullanacaksak onu seçiyoruz. Ben Twitch'te kullanacağım için Twitch'i seçiyorum. Muhtemelen ben yetkilendirmeleri daha öncesinde verdiğim için siz ilk Twitch hesabınıza bağlandığınızda sizden yetkilendirme isteyecek. Bu yetkilendirmeyi onaylamanız gerekecek. İlk giriş sağladığınızda önünüze böyle bir panel geliyor. Ama bunun öncesinde OBS'inize bir kurulum yapmanız gerekiyor. Şimdi sizlerle birlikte hızlıca o kurulumu yapacağız. Siz siteye ilk giriş sağladığınızda zaten bu kurulum ekranı sizleri karşılayacak. Şimdi ben burayı bir küçültüyorum şu şekilde. Hatta şöyle yapayım. OBS'im sağ tarafta, sitede sol tarafta açık olsun. Kurulum kısmında zaten yönergeleri takip ettiğinizde sizlere her şeyi anlatıyor. Şimdi bunları birlikte yapacağız. Size özel oluşturulan linki kopyalayın. Buraya tıklayarak linki kopyalıyoruz ve sonraki aşamaya geçiyoruz. Yayın için kullandığınız uygulamayı aç. OBS'imizi açtık. Sonra bir sonraki aşama, kaynaklar bölümünden yeni bir kaynak ekle, tarayıcı kaynağını seç ve Livat olarak adlandır. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz, tarayıcı diyoruz. Buraya da Livat ismini veriyoruz ve tamam diyoruz. Burası geldi, burası geldiğinde ne yapıyorum? Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bir sonraki aşamada biraz önce kopyaladığımız linki buraya yapıştırıyoruz. Ölçeklendirme kısmına da 1920x1080 yapıyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiyorum ve buna tamam diyoruz. Sonrasında diyor ki eklemiş olduğun tarayıcı kaynağına sağ tıkla, buradan dönüştüre tıkla, buradan ekrana sığdırı seç diyor. Tamam, ekrana da sığdırdık. Süper. Bir sonraki aşama neymiş? Hemen geçiş sağlıyorum. Diyor ki Livat kaynağını, yani bu eklediğimiz kaynağı en üst sıraya al diyor ve sonrasında diyor yanındaki kilit simgesine tıkla diyor. Yani şuna dikkat ediyoruz. Eklediğimiz tarayıcıyı her zaman en üst sırada olacak ve yanındaki kilit işareti de kilitli olacak. Bir sonraki step'e geçtiğimizde kaynağı kilitle ve kaynağı hareketleme boyutlandırma kısmı diyor. Şu an biz onu yapmayacağız çünkü ben bu şekilde kalmasını istiyorum. OBS kurulumumuz sadece bu kadar. OBS üzerinde başka bir işlem uygulamamıza hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Burada yapmamız gereken son işlem ise Twitch kanalımızın chat bölümüne giriş sağlıyoruz ve Livat botu chatimize moderatör olarak ekliyoruz. Bunun için de yapmamız gereken şey chatimize /mod/livatbot yazarak Enter'a tuşluyoruz. Ben de zaten moderatör olarak ekli olduğu için tekrar eklemeyeceğim. Şimdi ben size site içerisinden birkaç bir şey göstereceğim. Genel olarak Livatbot nasıl kullanılıyor buna bir bakacağız birlikte. Sitemize giriş sağladıktan sonra önümüze ilk çıkan yer panelimiz oluyor. Panelimizde son dönemlerde kaç tane tıklama almışız, kaç tane görüntüleme, kaç tane ne kadar da gelir sağlamışız bunu görüyoruz. Bunun haricinde en başta canlı konsol diye bir bölüm var. Bu yakın zamanda gelecek, şu an geliştirilme aşamasında. Benim tahminimce burada istediğimiz zamanlarda yayına reklam basabileceğiz gibi gözüküyor. Aynı zamanda bu reklamların ekranda nasıl gözüktüğünü de birazdan sizlere göstereceğim. Bir yere kaybolmayın lütfen ve videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin. Burada Livat bize kafasına göre reklamlar vermiyor. Öncelikle şunu yapıyoruz. Biz her gün yayın açmadan önce
kampanyalar bölümüne giriş sağlıyoruz ve burada uygun olan sekmede herhangi bir yeni kampanya var mı yok mu buna bakıyoruz. Burada bize 5 tane, 6 tane, bazen 10 tane, bazen 1 tane kampanya sunuyor ve o reklam kampanyası sizin için uygunsa buradan okey diyerek o reklamı benim yayınımda yayınlayabilirsin iznini veriyoruz. Yani kafasına göre herhangi bir markanın reklamını yayınlamıyor. Daha sonrasında yapmanız gereken şu aktif bölümüne geliyorsunuz. Aktif bölümünde de şu anda yayınınızda aktif olarak oynayacak olan reklamların bir dökümünü görüyorsunuz. Benim şu anda mesela 1, 2, 3, 4 adet aktif reklamım var. Buraları puslayacağım çünkü sponsorlu bir içerik değil. Tamamen kafama göre bunu ben birkaç gündür deniyordum. Sizlere de anlatmak istedim. O yüzden buraları blurlayacağım. Siteden de herhangi bir onay almadığım için buraları blurluyorum. Belki özel bir şeydir, yayınlamamız yasaktır vesaire, çok bilmiyorum. Ondan dolayı buralar blurlu, yanlış anlamayın. Sizlerden sakladığım hiçbir şey yok zaten. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Daha önce bütün gelirlerimi de zaten gösterdim sizlere. Reddedilmiş bölümüne geldiğimiz zaman da uygun olan kısımda bizim kabul etmediğimiz reklamları görebileceğiz. Geçmiş kısmında da bu zamana kadar almış olduğunuz gelen bütün reklamları görmüş olacaksınız. İşlemimiz tamamen bu kadar. Yapmamız gereken başka hiçbir şey yok. Ödemeler kısmına da geliyoruz. Burada bizim kazançlarımız birikiyor. Burada kazançlarımızı görüyoruz. Daha sonrasında ödeme isteği oluştur dediğimiz zaman bizler ödeme talebinde bulunuyoruz. Ama şöyle bir şey var. Minimum para çekebileceğimiz tutar içeride 500 lira olması gerekiyor. Hatta ödeme isteği oluştur kısmına tıkladığım zaman da gördüğünüz gibi para çekebilmek için bakiyenizin 500 TL ve üzeri olması gerekmektedir diyor. Böyle bir durumu var. Bu çok normal bir şey. Bunu çok normal karşılıyorum. Ben zaten Twitch, YouTube gibi diğer sosyal mecralarda da herhangi bir ödeme alt limiti mevcut. Herhangi bir bareme ulaşmadan ödemenizi çekemiyorsunuz. Twitch'te 100 dolar, YouTube'da 200 TL olduğuna varsayarsak eğer, hani buradaki 500 lira da kafi gibi geliyor bana. Çok abartı bir eşik olarak gözükmüyor benim için. Şimdi sizlere bu reklamlar yayınlarınızda nasıl gözükecek bunu göstereceğim. Bakın chatte de gördüğünüz gibi Livatbot tarafından bir adet link gönderiliyor. Burada bana PUBG reklamı gelmiş ve sonrasında da eklemiş olduğumuz tarayıcı ile bu şekilde reklamın videosu ekrana geliyor ve bu şekilde reklam hizmeti sağlamış oluyoruz. Burada da insanlar buradaki linke tıkladıkları zaman direkt olarak reklamın olmuş olduğu siteye yönlendiriliyor ve her tıklama için de Livatbot bizlere ek gelir sağlıyor. Mesela bu yayınımın ilerleyen saatlerinde bir reklam daha çıkmıştı. Yani bu reklamların saatini şu an için ayarlayamıyoruz. Ama dediğim gibi Livatbot'un sitesinde pek yakında gözüken sekmede muhtemelen orada daha sonrasında ne kadar süreyle reklam yayınlanmasını istediğimizi ayarlayabiliyor olacağız. Bu sırada ben yayının ileriki saatlerine gidiyorum. Başka reklamımız çıkmış mı diye bakıyorum. Şuralarda bir tane daha çıkmıştı diye hatırlıyorum. Şöyle ileriye doğru gidiyorum. Şuralarda bir yerlerdeydi sanki ya. Bakın yine burada geldi Livatbot'tan. Hemen kayıt ol, final haftası indirimli doy diye bir reklam geldi. İlk önce reklam linki geliyor ve sonrasında da ekranda reklamın videosu oynuyor. Burada da Little Caesar'dan gelmiş. Linke tıkladığımızda direkt olarak Little Caesar'ın sitesine yönlendiriyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde siz de yayınlarınızdan ekstra gelir elde edebilirsiniz. Ben bir iki haftadır kullanıyorum. Ve gayet memnunum. Hani reklamlar çıkıyor. 3 lira 5 lira bir şey geliyor. Yani insanı motive ediyor. Yani burada önemli olan tutar değil, tamamen bir şeylerin gelmesi ve bunun da sizleri motive etmesi. Yani burada kesinlikle tutara değil, psikolojik olarak kendinizi mutlu etmek için de bu sistemi yapabilirsiniz. Hem de yayınlarda da eğlenceli anlar oluyor böyle. Hani reklam çıktı, linke tıklayın falan filan deyip böyle bir makara kukara da dönüyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni desteklemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.